İnşaat mühendisi olmaya nasıl karar verdiniz? İnşaat mühendisi olmaya şu şekilde karar verdim. Aslında ben fen bilgisi öğretmenliği okudum. Ve özelde çalışmıştım. Ama atanamadık Türkiye'nin gerçekleri. Benim babam da makine imalatı üzerine iş yapıyor. Yani çok uzak değildim zaten sektörden. Mimar da olmak istiyordum aslında, çizim yeteneğim olduğu için, ama gene Türkiye şartları, bir de olduğum yerde okumak istedim, yani yaşadığım yerde. O yüzden inşaat mühendisliği okumaya karar verdim. İnşaat mühendisi olmaya karar verdiğinizde nasıl yorumlarla karşılaştınız? Aslında yani babamdan dolayı tabii güzel yorumlarla karşılaştım, hani mesleğin içinde olduğu için. Fakat çevreden, işte konu komşudan şöyle şeyler de duymadık değil yani. Hani mimar neden olmadın ya da mimarlık neden tercih etmedin? Çünkü genelde işte mimarlık mesleğinin böyle kadınlara daha yönelik bir meslek algısı olduğu için toplumda. Zaten bu aslında tercihlerden de bu algının bir tık da olsa hani toplumda gerçek olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü inşaat mühendisliği okuyan kadın sayısı daha azdı. Yani mesela benim zamanımda öyleydi en azından. Mimarlık okuyan kadın daha çoktu mesela. Ama yani bu tepkilerin dışında hani çok rahatsız edici tepkiler almadım, ama böyle de bir gerçek var. Başlattım. Bir kadın için şantiyede veya ofiste olmanın farkı nelerdir? Şimdi ben normalde ofis olarak, yani ofiste çalışıyorum, projeciyim. Ama kendimiz de inşaat yaptığımız için tabii şantiyede bulunma durumumuz oluyor. Genelde şantiyede müteahhit eşim duruyor. Ama çeşitli problemlerde tabii ki gidip bakıyoruz. Şöyle çevreden duyduklarımdan bahsedebilirim. Yani ofiste çalıştığınızda tabii sadece projeyle ilgilendiğiniz için aslında şantiyede olan problemlerden biraz uzakta çalışıyorsunuz. Çünkü her şey işte program çözüyor vesaire. Ama tabii şantiye daha problemli bir ortam. İşte çizdiğiniz yapılmadığı zaman ya da farklı problemler çıktığı zaman bunu çözmek gerekiyor. Tabii şantiye kısmı biraz daha zor diyebilirim. İnşaat mühendisi olmaya nasıl karar verdiniz? Açıkçası inşaat mühendisi olmaya biraz da aldığım puana göre karar verdim. Ben bölüme 40.000. girdim. O sırada baktım Muğla ili ve çevresinde nereler var o 40.000'e yakın. Bu şekilde tercihlerimde baktım İngilizce %100 okuduğum bölüm. Turizm bölgesindeyim, işime de yarar şeklinde diye düşünerek bölüme 5. olarak girdim. İnşaat mühendisi adayı kadınlarımıza ne önerirsiniz? İnşaat mühendisi adayı kadınlarımıza bir kere mesleğin iyi araştırmalarını öneririm. Mesleğin dallarını, ana bilim dallarını kesinlikle çok iyi araştırsınlar. Kendilerinin hangisine daha yakın olabileceğini keşfetmek için genel havuz derslerini alırken, yani matematik gibi, fizik gibi, bir yandan da makalelere bakabilirler. Ne yapıyor inşaat mühendisleri, hangi alanda nasıl çalışılıyor, şantiye koşulları nasıl, ofisin koşulları nasıl, bunlara bakabilirler. Akademik mi devam etmek istiyorlar, yoksa ofis mi açmak istiyorlar, yoksa bir yerde mi çalışmak istiyorlar ya da devlette mi çalışmak istiyorlar. Bunların hepsini iyice araştırmaları gerekiyor, çünkü o geçirecekleri 4-5 yıl çok önemli. Aynı zamanda iş sadece kağıt üstünde sınav çözmek ya da proje okumak olmadığı için kendilerine sosyal anlamda gerek diksiyonundan gerek dil anlamında, yani nasıl geliştirebiliriz, bir fark nasıl yaratabiliriz, önce bir bunun için düşünmeleri gerekiyor bence. Çünkü günümüz koşullarında sivrilmek çok zor. Maalesef ki adam kayırmak gibi bir kavramımız var hayatımızda. Yani sen kendini ne kadar geliştirsen geliştir, yani oradan bir tanıdık senin önüne geçebiliyor. Bununla mümkün olduğunca ne kadar mücadele edebilirsek o kadar iyi. Bunun için de alanında iyi olmak gerekiyor. Kendini geliştirmek gerekiyor. Çok çabuk da demoralize olmamak gerekiyor. O yüzden ne istediklerine karar verip o yolda kararlı bir şekilde ilerlemelerini tavsiye ediyorum. İnşaat mühendisi olmaya karar verdiğinizde nasıl yorumlarla karşılaştınız? Çok iyi yorumlarla karşılaşmadım. Çünkü benim ailem, annem öğretmen olmamı istiyordu. Babam ziraat mühendisi olmamı istiyordu. Bunun üstüne bir acayip baskı vardı. Çünkü aile işimiz tarım üstüne. Belki biliniyordur, yani bir ziraat mühendisi diploması olsa zaten benim işim hazırdı bakıldığında. Ama
Ben hani öğretmen olmayı hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü her zaman aynı şeyi anlatırsam bunun benim cehennemim olabileceğini düşünüyordum hayatta. Hep yeni bir şeyler öğrenmem gerek dedim. Ve her bir inşaatta aslında yeni bir başlangıç olarak, yani hangi alanına yönelirsem yöneleyim yeni şeylerle karşılaşacağım diyerek. Tabii biraz da Muğla Üniversitesi'nde okumak istediğim için aslında gerçekten orada mühendislik fakültesinde hangi mühendislikler var diyerek inşaata bir yönelim gerçekleştirdim.